Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şube Başkanı Sayın İlker Tabağ'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın başkanlar, Türkiye Bilişim Derneği'nin değerli üyeleri, saygıdeğer bilişimciler ve basınımızın değerli temsilcileri. Kamu Bilgi İşlem Merkezi yöneticilerinin oluşturduğu TBD Kamu BİP Çalışma Grubumuzun çalışmalarının değerlendirileceği, bu yıl 13.sünü gerçekleştirmekte olduğumuz Verimlilik ve Bilişim Platformu'na hoş geldiniz. 16 Mayıs 2008 günü kurulan TBD Ankara Şubesi'nin kuruluşunun tam 3. yılını kutladığımız bu günlerde sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli meslektaşlarım, hepinizin bildiği gibi TBD gücünü ve etkisini bilişimcilerin birey olarak verdiği gönüllü desteklerden almaktadır. Bu yönüyle TBD 40 yıllık bireysel birikimlerin kurumsallaştığı bir yapıdır. TBD tüm bilişimcilerin üyesi olsun ya da olmasın hepsinin mesleki çıkarlarını da korumak zorunda olan bir şemsiye örgüttür. Unutmayalım ki TBD öncelikle meslektaşlarımızın örgütüdür. Türkiye Bilişim Derneği yalnızca bir meslek örgütü de değildir. Aynı zamanda disiplinler arası uğraş alanı nedeniyle ülke sorunlarına çözüm üreten biz bilişimcilerin ortak akıl platformudur. Bilişim profesyonellerinin birikimlerini paylaştığı bir çatı örgütüdür. Diğer meslek örgütlerinin aksine bilişim toplumu olma yolunda tüm vatandaşların sorunlarına eğilen bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Bilişim Derneği bir sivil toplum kuruluşu olarak bilişim alanındaki eylem ve söylemlerini kamu yararını gözeterek ve iyi niyetle gerçekleştirirken TBD'nin toplumsal bir kurum kimliğinde olduğunu unutmadan gerektiğinde karşı görüşünü geçmişte olduğu gibi bugün de taviz vermeksizin belirtmekten çekinmediğimiz malumunuzdur. TBD Kamu BİP de son dönemde Ankara Şubemizin destek ve himayesinde gerçekleştirdiği çalışmalarını bu anlayışla sürdüre gelmiştir. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi TBD Ankara Şubesi'nin kapsamı alanı yalnızca Ankara ili ile sınırlı değildir. Türkiye Bilişim Derneği'nin diğer şubelerinin ilgi alanındaki 24 il dışında kalan 57 il, başka bir tanımlamayla nüfusumuzun %53.2'si Ankara Şubesi'nin ilgi alanını oluşturmaktadır. Diğer ülkelerdeki üyelerimiz de dahil son 4 ayda 69 yeni üye kazandık. Ödentisini ödeyen üyelerimizdeki gözle görülür artış ise sevindiricidir. Bunun için üye veri tabanımızı iyileştirici önemli çalışmalar yapa geldik. Hala da yapıyoruz. Çünkü sizin her birinize tek tek önem veriyoruz ve sizinle birlikte güçleneceğimizi de biliyoruz. Değerli katılımcılar, düzenlediğimiz eğitim seminerleri başta olmak üzere tüm sosyal ve mesleki etkinliklerimizden üyelerimiz öncelikli olarak yararlandılar. Bundan böyle de yararlanacaklar. Genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı ile kurullarımızda asıl ve yedek üye olarak bulunan üyelerimizin de çalışmalarımıza etkin biçimde katılmalarını sağladık. Bu çabalarımız şube danışma kurulu toplantısı ile önümüzdeki günlerde de artarak sürecektir. Şubemizdeki mevcut çalışma gruplarımıza ek olarak bilişim güvenliği, eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalarda bulunmak üzere çocuk kulübü kurma hazırlıklarımız da sürmektedir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde sektör kurullarında, sektörümüzün temsil edildiği sektör kurullarına paralel olarak çalışmalarda bulunmak üzere de yazılım, donanım ve iletişim alanlarında da çalışma grupları kurma kararını da almış bulunmaktayız. Bu cesur kararları almaktaki en büyük güvencemiz ise sizlersiniz. Tüzüğümüz gereği seçilmiş yönetim kurullarının sorumlulukları bellidir. Bununla birlikte sayıları binlerle ifade edilen aktif üyelerimizin amatör ruhla profesyonel katkılarını verdiklerini ve yapmakta oldukları çalışmalar ise biliniyor ve bunlar bizi cesaretlendirmektedir. Değerli meslektaşlarım, Kamu BİP Çalışma Grubu Sayın Yılmaz Er'in de belirttiği gibi dünyada bir benzeri olmayan eşsiz bir dayanışma ve işbirliği platformu olarak
hepimizin birlikte yıllardır gerçekleştirdiği önemli bir organizasyondur. Burada yapılan çalışmalar sonucunda üretilen eserler ise hepimizin malıdır. Bunlar yalnızca TBD'nin ve Ankara Şubesi'nin değil, hepinizin tek tek övünç kaynağı olmalıdır. Bu noktada siz de lütfen tevazu vermeyin. Göstermeyin tevazu. Özellikle yazılım üretiminin ülkemiz kalkınmasındaki yeri ve önemi ortadayken, yerli yazılım sanayini geliştirici biçimde kamu ve özel sektör arasındaki işbirliklerinin ele alındığı konuların burada işleniyor olması da TBD'nin amaçlarına ulaşmada bir adım daha atmamızı sağlamaktadır. Bizler bu adımları atarken devleti yalnızca teknolojiyi kullanan değil, bilişim alanındaki tüm üretim ortamları dahil her yönüyle en üst düzeyde sahiplenen bir konuma taşımayı amaç edindik. Bunu yaparken TBD Başkanımız Sayın Turhan Menteş'in ve yönetim kurulunun da en büyük destekçimiz olduğunu biliyor ve kendilerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Ankara Şubesi'nin yeni yönetimi olarak Kuluçka dönemini tamamlayan şubemizin yeni bir atılım ve büyüme sürecine girmiş olduğunu da anımsatmak istiyorum. Bizler genel kuruldan genel kurula üyelerini arayan bir dernek değil, üyeleriyle her zaman iletişim ve etkileşim içinde olan bir dernek olacağız dedik ve gerçekleştirmeye başladık. Bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Halen çalışma gruplarında aktif görev alıp TBD'ye üye olmamış meslektaşlarımız da bulunmakta. Her ne kadar toplam sayımız 10.000'i geçse bile onların büyük desteği ve katkısıyla da bu gücümüz artacaktır. Onları da TBD'ye üye olmaya huzurlarınızda davet ediyorum. Türkiye Bilişim Derneği'nin kamu, kurum ve kuruluşlarında görev yapan bilgi işlem birimi yöneticilerinin olduğu kadar, kamudaki, üniversitedeki ve özel sektördeki tüm bilişim çalışanlarının da yanında yer alarak, onlara sahip çıkması gerektiği tüm üyelerimizin ortak beklentisidir. Çünkü TBD'nin bugünlere gelmesinde başta kamuda görev yapanlar olmak üzere tüm bilişimcilerin büyük emeği ve katkısı bulunmaktadır. Tüm Türkiye coğrafyasından ve dünyanın dört köşesinden kayıtlı 10.000'i aşkın üyesi bulunan derneğimizin de özellikle kamu sektöründe görev yapmakta olan bilişimcilerin aktif üyelikleriyle daha güçlü ve etkili olacağı bilinmektedir. Unutmayalım, birlikten kuvvet doğar. Ayrıca kamudaki bilgi işlem birimi yöneticilerinin çok sık değişmesi nedeniyle yaşanan teknik ve idari olumsuzlukların TBD kamu platformlarında sağlanan tanışma ve paylaşma ortamlarında aşıldığını görmek de sevindiricidir. Değerli katılımcılar, katılım ve katkılarıyla tüm kamu çalışanlarının da içinde bulunduğu bir hepimizin yaşamına girmiş olan sosyal dönüşüm hamlesi var. Bu hamle ile E-Devlet'e, bilişim toplumuna dönüşümü bizler başaracağız, bizler gerçekleştireceğiz. Ben buna inanıyorum. Sizin de inanmanızı bekliyorum ve istiyorum. Gelin bunu hep birlikte yapalım, beraberce gerçekleştirelim. 16 yılı aşkın süredir bu platformda emeklerini esirgemeyen ve sayıları binleri aşan gönüllülerimiz ile KamuBİP çalışma grubumuza, bugüne kadar başkanlık yapmış olan üyelerimize, TBD KamuBİP yürütme kurulu üyelerine, raporları hazırlayan tüm alt çalışma grubu üyelerine teşekkürü bir borç biliriz. Özellikle bu etkinliklerin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı tüm sponsorlarımıza, emeği geçen TBD çalışanlarına ve organizasyon firmamıza da TBD Ankara Şubesi yönetimi olarak şükranlarımızı iletiriz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.